Kriz notlarından herkese merhaba. Uluslararası finansal krizin Türkiye'ye yansımalarını tartışarak 2011'de bir blog açarak düşüncelerimizi paylaşmaya girişmiştik. Sonrasında bu düzenli çevrimiçi yayınlara döndü ve Medyascope'da yaklaşık 4 yıl boyunca aralıklarla da olsa Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu krizi tartıştık. Şimdi Gazete Duvar kanalından sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Umuyorum düzenli yayınlarla birlikte içinden geçmekte olduğumuz bu ilginç süreci tartışabiliriz. Hem teknik ayrıntılarıyla hem de politik yönleriyle birlikte tartışabiliriz. Bu ilk programımızda, merhaba programımızda esasen yerel seçimler sürecini, ekonominin yerel seçimler sonucuna etkisini ve muhtemel yansımalarını konuşmak istiyoruz. En herhalde önde gelen konu ekonomik uygulamaların, ekonomi programının ya da Şimşek programının yerel seçim sonuçlarına nasıl bir etkide bulunduğu olsa gerek. İlk akla gelen soru da şu tabii ki, eğer Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu sıkıntılı durum seçim sonuçlarına etkide bulunduysa, 2023 seçim sonuçlarına neden bir etkide bulunmadı? Neden biz böyle bir farklılık gözlemledik? İsterseniz bu soruyla başlayalım. Ümit, neler anlatmak istersin? Gazete Duvar'da da böyle bir yazı yazmıştın, buna odaklanan bir yazı yazmıştın. Oradan başlayalım istersen. Evet, benim tarafımdan da bir merhaba demiş olayım dinleyicilere, izleyicilere. Senin de söylediğin gibi umarım düzenli bir şekilde bu sefer daha uzun soluklu sürdürebiliriz. Şimdi bu seçim tartışmaları elbette halen sürüyor canlı bir şekilde ve senin işaret ettiğin gibi hani şu konuyu şu varsayımla tartışılıyor. Şimdi bugünkü koşullar geçen yıl da vardı. İşte o zaman iktidar kazandı, şimdi muhalefet kazandı. Nasıl açıklayacağız bu durumu gibi. Aslında bu varsayım yanlış. Oradan başlamak lazım. O varsayım yanlış olunca onun üzerine yapılan açıklamalar da, varılan sonuçlar da yanlış oluyor. Dolayısıyla 23 ile 24 farklı konjonktürlerdi. Nasıl farklılıklar vardı diye düşündüğümüzde birkaç veriyle tartışabiliriz. Geçen söylediğim gibi geçen haftaki yazıda da ben buna değinmiştim ama belki ilk olarak enflasyonla başlayalım. Enflasyon verisini görebilirsek 23'te ve 24'te nasıl bir konjonktürdeydik onu hatırlayalım. Şimdi enflasyon fiyatların artış hızı hatırlatmak gerekirse yani hayat pahalılığı değil doğrudan. Yani şöyle açıklayayım. Biz şimdi 24'te bu grafiğe bakarsak, 2023'te özür dilerim, enflasyonun tepe noktasını gördüğünü yaşamıştık. 84 ile tepe noktasını görmüştü. Ve seçim ayında, seçim gerçekleştiği zaman 2023'te 38'e kadar gerilemişti. Şimdi bu tabii gerileme dendiği zaman hani pozitif bir şey elbette ama birikimli etkisi yani hayat pahalılığının etkisi sürüyordu. Hani hayat pahalılığı azalmıştı anlamında gelmiyor ama fiyatların artış hızı düşmüştü. Elbette bu bir pozitif unsur. Şunu söyleyebiliriz 2023'te dolayısıyla seçim konjonktüründe 23 ile 24'ün en önemli farkı şu 23'te 84'ten 38'e inmiş bir enflasyonla iktidar seçime girdi ve bunun daha da ilerletilebileceği, düşürebileceği vaadiyle en azından girdi. Bu yıla baktığımızda, 24'e baktığımızda ise Şimşek yönetimi bütün enflasyonu düşürme vaadiyle uyguladığı ekonomi kemer sıkma programına rağmen enflasyonun 68'e yükseldiği bir konjonktürle seçime girdik. Yani dolayısıyla temel fark bu. Şu anda yukarı doğru, tepe noktası henüz görülmemiş bir şekilde yukarı doğru ilerleyen bir fiyat artışları var. Geçen yıl ise deyim yerinde ise aşağı doğru inen bir enflasyon verisi vardı. Bununla paralel olarak
Tabii bir başka etki döviz kuruydu. Biz onu doğrudan döviz kuru değil de belki rezerv verisiyle görebiliriz. Net rezervlere örneğin baktığımızda her iki dönemde de evet burada da swap hariç net rezervleri görüyoruz. Bu arada söylemeyi unuttuk. Doğrudan biz verileri Bloomberg'in sayfasından aldık bu haftalık. İleriki programlarda kendimiz de üreteceğiz elbette ama şimdilik hazırdan yemiş olduk. Bloomberg'deki veri üreten arkadaşlara da teşekkür etmiş olalım böylelikle. Dövizden bahsediyordum. 2023 seçimi öncesinde uzunca bir süre Türk lirası neredeyse sabit tutuldu ve Türkiye'de bildiğiniz gibi kriz algısı doların yükselip yükselmediğiyle tartışılıyor ya da ölçülüyor genelde. Döviz kuru belirli bir seviyede tutulduğu zaman burada büyük ölçüde istikrar varmış gibi algılanıyor. Şimdi geçen yıl döviz tutuldu ve bir çeşit istikrar algısı yakalandı. Bu yıl Türk lirası da benzer bir şekilde gene tutuldu. Ancak her iki yılda da Merkez Bankası bunu yapabilmek için büyük rezervler sattı. Dolayısıyla aslında Şimşek programının hani liberal kalemler tarafından başarılı olarak gösterilen Şimşek programının esasında bir önceki ekonomi yönetimiyle çok benzer araçları kullanarak aynı noktaya geldiğini ve hatta geçen yönetimden daha da kötü bir noktaya geldiğini net rezervler açısından söyleyebiliriz. Bir üçüncü nokta, bununla ilgili veri hazırlamamıştık ama onu doğrudan konuşabiliriz. İşsizlik konusu. İşsizlikte 2023 seçimleri öncesinde gerileyen bir tablo vardı. Yani pandemi sonrasında 2019'daki faiz artışları sonrasında 2019'daki yerel seçimler öncesinde işsizlik çok yüksek seviyedeydi. Araya pandemi girdi, daha da arttı ama 2020'den sonra özellikle bu 21'deki para politikası deneyiyle birlikte işsizlikte önemli bir düşüş gözlendi. Tabii bu reel ücretlerin düşmesi pahasına gerçekleşen bir uygulamaydı. Yani daha fazla kişinin daha ucuza istihdam edildiği bir emek rejimi gerçekleşmişti. Ve 23 seçimleri öncesinde biz istihdamın halen artıyor olduğu bir konjonktürde girdik. Şimdi 24'te bunun yavaşladığını hatta azalmaya başladığını, daha doğrusu işsizliğin artmaya başladığını özellikle geniş tanımlı işsizlik verisine bakarsak görebiliriz. Bunun gerisindeki temel değişiklik elbette faiz kararıyla oldu. Faiz verisindeki değişikliği grafikte görebiliriz. Faizde yani zaten hepimiz yaşıyoruz durumu. Faizde karşılaştığımız konu gene 23 ile bugün arasındaki farkı net bir şekilde gösteriyor. 23'te miktar kısıtlamalarına rağmen krediye erişebilen kesimler için faiz oldukça avantajlıydı. Bugün ise bu krediye erişebilen kesimler değişmeye başladı. Şöyle ki faiz özellikle Türkiye'de KOBİ'ler için küçük sermaye, küçük ve orta ölçekli sermaye kesimleri için anlamlı. Özellikle Türk lirası faizi. Büyük sermaye kesimleri yurt dışı piyasalardan da borçlanabildiği için Türk lirası faizi önemli ama Türk lirası faizi Türk lirasının istikrarını koruması açısından önemli. Aslında maliyet açısından dövizle borçlanabildikleri sürece Türk lirasının faizi çok da önemli değil. Şimdi ama esas faizin önemli olduğu kesim KOBİ'ler ve bu kesimin giderek krediye erişiminde daha büyük zorluklar yaşanmaya başladığını görüyoruz bu yıl. Geçen yıla kadar gelen süreçte özellikle KOBİ'ler, büyük sermaye ile KOBİ'leri karşılaştırdığımızda
neredeyse krediye erişimlerinde rekor düzeyde yüksek bir seviyeye ulaştıklarını görüyoruz. Ama şu anda bunun tam tersi bir süreç işliyor. Ve tabii ki diğer yandan hani 2023 ile 24'ün bir diğer farkı da şu. 23'te enflasyon halkın belini büküyordu. Şimdi enflasyon düşmediği gibi iki katına çıktı. Üstüne üstlük faiz artışları nedeniyle hani krediye erişim de özellikle alt kesimlerin, alt gelir seviyeli kesimlerinin kullandığı işte kredi kartı ya da nakit avans gibi uygulamalara yapılan artışlarla, zamlarla yani faiz artışlarının oraya yansımasıyla da çifte bir yük binmiş oldu. Tabii bütün bunlar bize belki bir noktayı daha işaret edeyim. Ondan sonra hani hangi oklar nereye gösteriyor bu farklar açısından onu söyleyeyim. O da barınma kriziydi. Yani bu iktidarın kullandığı para politikası, uyguladığı para politikası deneyi diyelim 2021 sonrasındaki uygulama sonrasında işte varlık fiyatları fırlamıştı, konut fiyatları da fırlamıştı. Bundan elbette yararlanan kesimler olduğu gibi zarar gören büyük kesimler de oldu. Ve bir çeşit barınma krizi yaşadık biz 2023 seçimleri öncesinde ve halen sürmekte olan diyelim. Kira artışları ve konut fiyat artışları. 2023'ün bu aslında genel seçimde, parlamento seçiminde, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de etkisini göstermişti. Büyük şehirlerde iktidar bloğu daha düşük oylar almıştı. Ancak küçük şehirlerde, büyük şehirlerin dışındaki alanlarda bu barınma krizinin henüz etkileri tam anlamıyla yansımadığı için oralarda daha yüksek oy alabilmişti. Şimdi bu büyük kentlerde başlayan barınma krizinin etkilerinin giderek Anadolu'ya da yayıldığını ve oralarda da bu konut fiyatı ve kira konusunun çok daha etkili bir şekilde insanların gündelik hayatlarına yansıdığını görüyoruz. Bu da önemli bir faktör. Son olarak şeyi de söyleyeyim, sözü sana bırakayım. Yani bu iktidarın pozisyonu neydi, muhalefetin pozisyonu neydi iki yıl arasında? Şimdi iktidarın pozisyonu esasında tamamen bu enflasyonun ortaya çıkardığı yıkıcı etkileri törpülemeye, telafi etmeye yönelik önlemleri yüklediği bir konjonktür vardı. İktidarın pozisyonu dolayısıyla enflasyonun etkilerini minimize etmekti ya da en azından geçici olarak ertelemekti diyelim. Ne yaptı o sırada? İşte şeyi tuttu, dövizi tuttu. Asgari ücrete nispeten kuvvetli bir artış yapıldı. Tabii EYT ödemeleri geldi, EYT geçti. Onun etkisi önemliydi. Kamu personel alımları gerçekleşti. Emekli maaşlarına yine hatırı sayılır bir oranda zam yapılmıştı. Sosyal harcamalar artmıştı. Yani bütün bunlar bize toplumda hani bir takım sorunların çözülebileceği beklentisinin oluştuğunu anlatıyor. Onu da bu tüketici güven endeksinde görüyoruz. Onun verisi de vardı sanıyorum. Geçen yılla bu yıl arasındaki farkın önemli bir karşılaştırabileceğimiz verilerden biri de bu. Geçen yıl uzunca bir süreden sonra 2022'de burada da görüldüğü gibi oldukça düşük seviyelerdeyken endeks rakamı seçim öncesinde, seçim ayında 23 Mayıs'ta zirveye ulaşmıştı. 91 rakamına ulaşmıştı. Bu yıl ise henüz 70'li seviyelerin üzerinde, 80'in altında halen devam ediyor. Yani 70'li seviyelerde devam ediyor. Bu da hani iki yıl arasındaki farklardan biriydi. İstersen burada sana bırakayım, muhalefetle ilgili belki muhalefetin pozisyonuyla ilgili bir iki şey daha sonra söyleyeyim. Çok kısa bir şekilde seni tamamlamaya çalışayım burada. Büyük oranda tabii ki katılıyorum bu söylediklerine. Nitekim bazı yorumcular birikimli etkiden bahsederken esasında bundan söz etmeye, bunu
açıklamaya çalışıyorlar. Maliye politikası ve kredi genişlemesi üzerinden birkaç ek yapmaya çalışayım. Şimdi para politikası açısından ve maliye politikası açısından Şimşek programının esasında tam bir ortodoks program olmadığı görüntüsünü de elde edebiliyoruz. Bu noktanın önemli olduğunu düşünüyorum ben. Nitekim 2023 seçimleri sonrasında Şimşek'in ilk hamleleri üzerine bir gazete duvara yazı yazdığımda Şimşek henüz takımdan ayrı düz koşu yapmaya başlamadı demiştim. Burada kademeli bir geçiş ve yavaş bir geçiş öngördü Şimşek ve ekibi. Nitekim bu nedenle enflasyonu takip eden bir faiz artışı patikasına oturuldu. Nitekim bu nedenle de çeşitli vaatlere rağmen aslında örneğin kamuda tasarruf benzeri ortodoks programların en temel unsurlarından birisi bir miktar ötelendi. Biz örneğin bütçe gerçekleşmelerine ve hazine nakit dengesine kısaca baktım. İlk iki ayı, 2024'ün ilk iki ayını bir önceki yılın ilk iki ayıyla karşılaştırabiliyoruz. Çok dikkate değer bir değişim görmüyoruz. Aslında enflasyondaki artış nedeniyle reel olarak bütçe açığında bir gerileme olduğunu dahi söyleyebiliriz. İlk iki aylık bütçe açığı 304 milyar. Elbette ki çok yüksek bir miktar bu. Ancak yine de önceki yılla karşılaştırma söz konusu olduğunda muazzam bir farklılık söz konusu değil. Ya da işte hazine nakit gerçekleşmeleri dikkate alındığında hazine dengesinde elbette ki çok yüksek bir fark açık var. Hazinenin verdiği bir açık var. Ancak bu yine enflasyon göz önünde bulundurulduğunda önceki yılla nazaran muazzam bir farklılık ifade etmiyor. Farklı olan nokta bir tabii ki elbette faiz artışlarıyla birlikte sıkılaşma işaretlerinin verilmesi, yakında tasarrufa radikal bir şekilde tasarrufa başlanacağı işaretlerinin verilmesi ama bu bir kademeli geçiş. Bu geçişin şöyle bir şey algılıyorum ben. Bir yandan kuru kontrol altında bulundurmak için ve Türkiye'nin sermaye girişlerine bağımlılığı nedeniyle, Türkiye ekonomisinin bağımlılığı nedeniyle bir yandan böyle bir programa geçiş yapmak zorunda kaldı ekonomi yönetimi. Ama öte yandan da bunun etkilerini hafifletecek ya da bunun şok etkisi yaratmayacak bir şekilde gerçekleşmesini umdular. Dolayısıyla bir orta yol yaratmaya çalıştılar. Ne yardan geçerim ne serden geçerim patikası diyebiliriz buna ama işlemediğini, en azından umulan sonuçları vermediğini görüyoruz. Şu şekilde bu noktayı bitireyim. Kredi genişlemesi, kredi büyümesi grafiğine eğer bakacak olursak, kredi büyümesi grafiğinde aradaki önemli bir farkı görebiliriz. Hem enflasyonun yüksekliği nedeniyle, hem faiz oranlarındaki artış nedeniyle, hem de açıkçası anlaşılan devlet bankalarının kullanımında bir sınırlı da olsa bir farklılaşma olduğu için Türkiye'deki tüketici kredisi büyüme temposu 2023 ile karşılaştırıldığında çok farklı bir seyir izlemiş görünüyor. Şimdi bu kur etkisinden arındırılmış ve yıllıklandırılmış bir grafik, elbette ki enflasyondan arındırılmış bir grafik biraz daha farklı bir sonuçlar, biraz daha farklı bir resim verecektir. Ama yine de şu açık, 2023 seçimlerine girerken tüketici kredilerinde büyük bir genişleme, ticari kredilerde dikkate değer bir sıçrama söz konusuydu. Bunun bir benzerini 2024 seçimlerine girerken görmüyoruz. Devlet bankalarının kullanımından tutun da faiz oranına kadar birçok etken bu sonucu üretmiş görünüyor. Kredi genişlemesinin, kredi büyümesinin önceki dönemlere nazaran daha düşük seyretmiş olması krediye erişim sorunlarına işaret ediyor. Ya da işte bir kendisine belki 6 ay 1 yıllık bir ferahlama alanı yaratmak peşindeki hanelerin yaşadığı sıkıntıları da işaret ediyor. Bunun önemli bir değişken olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla işte kredi büyümesi oranı tüketici kredisinde %34, ticari kredisi, ticari kredilerde %24 ve bu önceki dönemlere nazaran, pandemi dönemine nazaran,
2023 seçimleri dönemine nazaran çok çok düşük bir oran. Hani bunu da görmek lazım. Şimşek ekibine hakim olan bakış kademeli bir faiz artışı ve 2024'ten itibaren açıkçası daha net, daha sıkı bir politika ve daha net bir politika izleneceği vaadi. Bu orta yol çalışmadı, bu istenilen sonucu üretmedi. Bir sıkışıklığı aşmak için ama bu hamlenin de yapılması gerekiyordu diye anlıyorum ben. Yoksa bunun sonucunu, yani benim açımdan ilginç olan nokta Şimşek programının daha ortodoks bir programın uygulanmasını neden 2024'de, 2024 başına, 2024 ortasına ertelemediler ve bu adımları 2023'ün sonbaharından itibaren atmaya başladılar idi. Son eklemek istediklerin olur mu Ümit? Söz tekrar sana bırakayım. Ben de esasında söylediğine katılıyorum. Yani Şimşek programının net bir ortodoks program olmadığını ve kademeli geçiş programını takip ettiğine katılıyorum. Zaten yani ilk başta yapılan, daha liberal kanattan yapılan eleştiriler de buna dayanıyordu. Ama şuraya geldik. Yani bu faiz artışları ister istemez hani onların istediklerinin altında da olsa yapmak zorunda kaldıkları bu yapısal kısıtlar nedeniyle, işte döviz faiz kıskacı diye önceki programlarda tartışmıştık, ileride de tartışacağız muhtemelen. Yapısal kısıtlar nedeniyle yapmak zorunda kaldıkları faiz artışları yine de etkili olmuşa benziyor. Özellikle bu seçim yenilgisinde. Çünkü yani bu da çok tipik bir şekilde bu kadar dahi de olsa bu enflasyonla mücadele çerçevesinde özellikle Merkez Bankası'ndaki Merkez Bankası metinlerinde de gördüğümüz enflasyonla mücadele çerçevesinin sorunundan kaynaklanıyor. O da iki şeyi dayanıyor. Merkez Bankası politika çerçevesi, para politikası çerçevesi. Bir tanesi Türk lirasını tutmak. Türk lirasındaki değeri korunduğu sürece ithal mallarından gelecek enflasyonun katkısını sınırlamak. İkincisi de reel ücretleri baskılamak. Şimdi bu açıdan aslında Nebati programının devamı olarak söylenebilir. Çünkü onlar da enflasyon yoluyla bastırıyordu. Şimdi de enflasyonu düşürmek yoluyla, düşürmek amacıyla reel ücretlerin baskılanması söz konusu. Burada kafaları karıştıran bir tartışma şu. Ne yani, enflasyonla mücadele edilmesin mi? Yani biz Mehmet Şimşek programını eleştirince sanki Nebati programını savunuyormuşuz gibi algılanıyor. Bu da bizim tabii büyük çaresizliğimiz diyelim ya da kendimizi yeteri kadar anlatamayışımız. Ama orada vurgulanması gereken belki şu, hani bugün girmeyeceğiz bu konuya, uzatmayayım ama şunu söyleyerek getireyim. Enflasyonla mücadele ediliyor olması değil, bunun yapılış biçiminden bahsediyoruz. O yapılış biçimi de bütün kemer sıkmanın yükünün halkın üzerine yıkılması. Yani bu dönemde elde edilen süper karların konu edilmemesi, işte servet vergisi gibi konuların hiçbir şekilde gündeme alınmaması ya da firmaların fiyat davranışı ile ilgili daha müdahaleci önlemlere gidilmemiş olması. Neyse, buraya girmemiş, yani girmeyeyim ama mesele önümüzdeki dönemde de yine bu olacak. Yani Şimşek programının karşısında ne olabilir? Muhalefet bu Şimşek programının karşısında ortaya çıkacak olan toplumsal sonuçları bir çeşit sosyal belediyecilikle yerellerde absorbe etmeye çalışacak. Bu siyaseten nasıl bir stratejiye dönüşebilir ve bir sonraki seçime kadar bu ekonomik döngü tekrardan büyüme aşamasına geldiğinde nasıl sonuçlar yaratabilir? Bu gibi konular önümüzdeki dönemde de karşımıza sıklıkla çıkacak. Herhalde tartışmaya da devam edeceğiz. Evet, bir ek daha yapmakta fayda var. Elbette ki biz seçim sonuçlarında örneğin
Gazze'de süre giden katliama karşın İsrail'le ticari ilişkileri kesmeyen hükümetin tercihlerinin, Erdoğan yönetiminin tercihlerinin rol oynadığını elbette ki görmek lazım. Ya da Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki kronik, ne demek lazım, koltuk kavgalarının zaman zaman yeniden Refah Partisi'ne geçişlerle ya da başka odak arayışlarıyla bir arada yürüdüğünü görmek lazım. Ve bunların elbette ki sonucu etkide bulunduğunu biliyoruz. Biz sadece burada daha ziyade ekonomi programına, politik ekonomik stratejilere odaklanarak bir çözümleme getirmeye çalışıyoruz. Elbette ki bu etkilerle de bu etkileri de görmek lazım. Bunları da zaman zaman konuşmaya çalışacağız zaten diyelim. Ve bu sefer bu ilk programı burada bitirelim. 14 gün sonra, yani kapıca 2 hafta sonra görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.